İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde 3000 yıllık Ermeni kalesinin kalıntıları bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bir sızma girişimi önlendi, düşman kayıplar verdi. Cevahkın Azavret köyünün okulu restore edilecek. Lavrov, Putin-Erdoğan anlaşmasının önemli noktalarını açıkladı. Suriye ordusu Şam-Halep karayoluna yönelik terör saldırıları püskürtüyor. Dersim'deki öğrenciler 8 Mart'ı kutladı. Başkent Yerevan'da Dali Picasso sergisi açılacak. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün dibinde 3000 yıllık kale kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin Van, Urartu, Ararat ve Ermenistan olarak da bilinen Demir Çağı Ermeni medeniyetine ait olduğu tahmin edilmektedir. Van Gölü'nü araştıran dalgıçlar muhtemelen Urartu uygarlığı tarafından inşa edilen şaşırtıcı derecede iyi korunmuş bir kale duvarı keşfettiler. Taş yapının Urartulular tarafından yapıldığı varsayılmaktadır çünkü taşlar bu medeniyet döneminde kullanılmıştır. Kalenin yanı sıra bölgedeki bir dizi köy ve yerleşim su seviyesinin bugünden çok daha düşük olduğu zamanda inşa edilmiştir. Van Gölü'nün birçok sırrı var. Tüm bunları göze alarak uzmanlar gölün sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Uzmanlara göre gölün dibinde kalenin bulunması bir mucize. Van Krallığı, Karadeniz'in güneydoğusu ve Hazar Denizi'nin güneybatısındaki dağlık bölgede bulunan antik bir ülkeydi. Bugün bölge, Ermenistan Cumhuriyeti, Batı Ermenistan ve Kuzeybatı İran arasında bölünmüştür. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün sabah saat 5.30'da Azerbaycan askerleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri siperlerden birine yönelik bir sızma girişiminde bulundu. Sınırdaki askerlerin aktif karşılığı sayesinde düşman kayıplar vererek mühimmat ve mayın arama aracı bırakarak geri püskürtüldü. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre Ermeni tarafının herhangi bir zayiatı yoktur. Eylem sonucu bir asker hafif yaralandı. Olayın detayları açıklığa kavuşturulmaktadır. Cavahkın Azavret köyündeki okul binası yıllardır harabe durumda bulunuyor. Geçen yıl yetkililer yeni bir bina inşa edileceğine söz verene kadar köylüler protestolar düzenliyordu. Milletvekili Henzel Mikoyan, 2020 yılında yeni bir binanın inşa edileceği sözünü verdi ve bugün de okul binası sorununun bu yıl tamamen giderileceği sözünü yeniledi. Azavret'teki okul 1957 yılında inşa edildi ve şimdiye kadar hiçbir büyük onarım yapılmadı. Proje, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Gürcistan Belediyeleri Kalkınma Fonu tarafından uygulanacak. Azavret, 1830'da Karin Erzurum'dan göç eden Ermeniler tarafından kuruldu. Moskova'da Putin ve Erdoğan arasında 6 saat süren görüşmelerden sonra taraflar bir anlaşmaya vardı. Toplantının sonunda Rusya Federasyonu lideri görüşmeleri zorlu ama yapıcı olarak değerlendirdi ve Moskova'nın Suriye'deki olayları değerlendirme konusunda Ankara ile her zaman aynı fikirde olmadığını dile getirdi. Ancak imzalanan anlaşmalar İdlib'e barış getirmeli. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre her iki devlet başkanı da Suriye'deki durumun askeri bir çözümünün olmadığını kabul etti. Moskova ve Ankara, İdlib'deki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan terörist grupların ortadan kaldırılması konusunda anlaştılar. Ayrıca İdlib'deki tüm askeri eylemler mevcut sınır çizgisi boyunca durdurulacak. 15 Mart'tan itibaren Türkiye ve Rusya birlikleri M4 karayolunda devriye gezecek ve ayrıca bir güvenlik koridoru oluşturulacak. RIA Novosti Ajansı tarafından bildirildiğine göre Suriye hükümet güçleri İdlib eyaletinde M5 karayolunda bulunan Dadih yerleşiminde terörist saldırıları geri püskürttü. Gerici teröristler ordunun ön siperlerine saldırmaya çalışıyorlar. Hem karayolu hem de Sarakep kasabasının çevresi ateş altında. Gerici teröristlerin genel saldırıları Dadih yerleşimini hedef aldı. Suriye ordusunun topçuları gerici teröristlere ve teçhizatlarına ateş açtı. Dersim'de Munzur Üniversitesi öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenleyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı açıklamada Jinjiyan Azadi sloganları atıldı. Öğrenciler adına açıklama yapan Seher Alkın,
devletin güvenlik politikalarıyla yarattığı huzur şehri Dersim'de istismar, taciz, tecavüz ve şiddet vakası ile bir yaşamın dayatıldığını söyledi. Halkın sosyal medyada ya da yanı başımızda konuşulan binlerce taciz, tecavüz, istismar ve şiddet haberleri var. Birçoğu televizyonlara yansımıyor. Biz kadınlar yaşamın olduğu her yerde savaşıyor ve savaşmaya devam edeceğiz, dedi. Halkın üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 60 gündür haber alınamadığını hatırlattı. Kadın öğrencileri taciz eden Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak hala görevine devam eden Cem Tekinoğlu hakkında en ufak bir adım atılmadığını da hatırlatan halkın, üniversitelerde artan taciz olaylarının ana karakteri haline gelen akademisyenler görevden derhal uzaklaştırılsın ifadelerini kullandı. Çocuklara yönelik cinsel istismara da değinen halkın, çocukların çıkaramadığı ses olmaya ve bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yoksulların, ezilenin, tüm işçi ve emekçi kadınların 8 Mart mücadele gününü kutluyoruz. Biz hep vardık, var olacağız. Dağlarda, sokakta, tarlada, evde, fabrikada, okullarda öbek öbek yayılacağız, diye konuştu. Pablo Picasso ve Salvador Dali'nin eserleri 7 Mart-26 Nisan tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'nde sergilenecek. Dali ve Picasso sergisini Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi ile Ulusal Sanat Vakfı birlikte düzenliyor. Sanatsever ve koleksiyoncu Alexander Shadri'nin özel koleksiyonundan Salvador Dali ve Pablo Picasso'nun yaklaşık 300 eseri sergilenecek. Sergi, yaşamları boyunca hiçbir ortak sergide bulunmayan sanatçıların eşsiz bir diyaloğunu sunmuş olacak. Salvador Dali, Picasso sayesinde Paris Avantgard ekolüne girdi. İlk toplantıları 1926'da Picasso'nun stüdyosunda gerçekleşti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Garuna Tuna Arel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.